Evet, konumuz kendini geliştirirsen bu sana ne katacak? Şahsiyet gelişimi yaparsan, kişilik gelişimi yaparsan bunlar senin hayatına ne katacak? Neler değişecek? Konumuz bunlar. Bu konuları işlemek istiyorum. Biz biliyorsunuz Avrupa'da yaşıyoruz. Almanya'dayız. Ve kitlemiz Almanya, Avrupa. Yani Avrupa'da yaşayan insanlara yardımcı oluyoruz. Yani buradaki insanların hayatında örneğin burada yaşayan Müslümanların veya buradaki vatandaşlarımızın elindekilerini kaybetmeden veya ellerindekilerin ne olabilir? İşte aile, huzur, rahatlık, maddi durumu, bunları kaybetmeden veya hayal kırıklıkları yaşamadan kısa süre içerisinde onlara adım adım davranışları, düşünceleri ve duyguları pratik ve uygulamalı bir şekilde nasıl değiştireceklerini gösteriyoruz. Bu şekilde de tabii kişi kendini gerçekleştirmiş oluyor ve sevdikleriyle birlikte daha huzurlu ve mutlu yaşamalarına yardımcı oluruz. Yani bizim işimiz bu. Avrupa'daki vatandaşlarımıza. Evet arkadaşlar. Bu değişim çok basit. Buradan bir tane metafor yapacağım. Elimde bir oyuncak var. Bunlar Ikea'da satılıyor. Değişim, bakın şu gördüğünüz şey değiştiği zaman bakın şimdi değiştiği zaman, kendini değiştirdiği zaman farklı bir duruma geliyor değil mi? Bak pelerin de var. Süpermen gibi uçuyor. Hani kartal tavuk hikayesini herhalde buraya gelen herkes izlemiştir. Bakın bunun pelerini var. Kartal gibi uçuyor. Ondan sonra her şey kolay gelmeye başlıyor. Her şey artık kolay gelmeye başlıyor değerli arkadaşlar. Bilmem bununla anlatabildim mi? Anlatabildiysem bundan yaparsınız. Ben de doğru gidiyor, doğru yapıyorum diye ne yaparım? Devam ederim. Eğer kendini geliştirmezsen, değiştirmezsen o zaman sürünürsün. Bunun gibi. Veya şunun gibi. Kendini geliştirirsen ne olursun? Kartal olursun. Değil mi? Kartal gibi özgürlüğe uçar, kanatlarının altında rahmet rüzgarı hisseder, hayattan tat alırsın. Koku alabilirsin. Keyif yapabilirsin. Ama kendini geliştirirsen problemler çözebilirsin. Şu problemler. Bu senin için belki hayatta mümkün olmayan, çözülmesi mümkün olmayan bir problem olabilir. Çünkü diyorsun ki şu gördüğün yüzük buradan çıkmaz. Mümkün değil mi? Öyle görünüyor. Hocam ben bunu çözemedim. Yıllardan beri. Diyen insanlar var. Bunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum dersin. Ama bakış açını değiştirirsen, çünkü kişisel gelişim yaparsan bakış açını değiştirmiş oluyorsun. Karamsar gözlüğüyle bakarsan hayata bunu çözemezsin. Bak şimdi çözdük. Neyle baktık? Karamsar gözlüğünü çıkarttık ve öyle çözdük. Hayata pembe gözlüklerle bakarsan yine çözeriz. Hocam ne gerek var dersin bu gözlüklerle. Her şey toz pembe gördüğün için hocam ne gerek var dersin. O zaman çözmeyi bırakırsın. Veya sürekli arkayı gösteren ayna ile bakarsan, aynalı gözlükle bakarsan bu aynalı gözlük o zaman Hocam bana haksızlık yapıldı, işte şöyle kötülük yaptılar, böyle kötülük yaptılar, geçmişte şu sıkıntıları yaşadım. Ben küçük Emrah'ın kafasıyla hareket edersen yine bu problemi çözemezsin. Ama neyle çözersin? Nasıl gözük? Gerçek bir gözük. Tamam mı? Gerçeği gösteriyor. Bak. Arada hiçbir şey yok. Ne karamsarlık var, ne pembelik var. Gerçek gözlük takarsan o zaman bu problemleri çözersin. Tamam. Şimdi bu gördüğün şeyi çıkarırsın. Buradan bu problemleri çözersin. Değerli arkadaşlar, şimdi bu arada mikrofonu açanlar oluyor. Onları da kapatıyorum. Devam edelim. Ben size madde madde kendiniz değiştirirseniz veya bizim programlarımıza katılan insanların hayatlarında neler oluyor, neler değiştiriyor kişiler, onları anlatacağım. Siz de kafanızdaki, düşüncelerinizdeki, bakış açılarınızdaki değişimleri siz de yapabilirsiniz. Belki farkındalık oluşabilir. Ondan dolayı bugün bizim YouTube kanalımızın 43.000 abonesi oldu. Dolayısıyla ondan dolayı gönlümden geçti. Dedim ki canlı yayın yapalım. Böyle 2 saat önce aklıma geldi. Canlı yayın yapalım. 43.000 abonemiz oldu. Allah rızası için yapayım dedim. Bilgimizin, öğrendiklerimizin, ilmimizin sadakası olsun diye. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, aramızda kartallar da var. Kartallar da gelmiş. Çok güzel. Dolayısıyla biz zaten her hafta 3 tane, 4 tane video yapıyoruz. Video yapıyoruz. Size elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve mentörlük programlarıma katılan, bizim özel programlarımız da var. Oraya katılan arkadaşlarla biz her hafta zaten canlı yayın yapıyoruz. Soru cevapla ilerliyoruz, emin adımlarla. Katılanlar da hayatlarında neler değiştirdi, onları size şimdi ne yapacağım? Anlatacağım. Hazır mıyız? Ne dersiniz? Hazırsak şu şekilde işaret verebilirsiniz. Evet. Şimdi kişilik, kişisel gelişim öğrenerek ne oluyor, ne yaparsın? Biraz önce dediğim gibi algılarını değiştirirsin, tamam mı? Bakış açısını değiştirirsin. Karamsar bakış açısı değişince o zaman ne olur? İnsan net görmeye başladığı zaman hayatı, net görüyorsan o zaman davranış imkanlarını arttırabilirsin hayatında. Dersin ya ben ne yapıyormuşum dersin ya, sürünüyormuşum tavuk gibi dersin. Yıllardan beri sürünmüşüm. Bana hep tavuk demiş annem babam veya kardeşlerim, abim veya çevremdekiler veya matematik öğretmeni, yapamazsın, matematik çok zor dediler ve bana tavuk gibi davrandılar. Ben aslında kartalmışım dersin. Bakış açısıyla davranış imkanlarının ne kadar büyük, ne kadar fazla olduğunu anlarsın. Yani alternatifler karşına çıkar. Birçok metot kullanma imkanın olur hayatta. Önüne problem çıktığı zaman hemen bu tür problemleri çözebilirsin. Bunun gibi birçok problem var. Hayatta her zaman çıkacak karşına. Evet arkadaşlar. Bununla beraber zengin seçenek sahibi olmuş oluruz. Çünkü tavuk yerde yürüyor değil mi? Seçeneği var mı? Uçabiliyor mu? Hayır. Ama sen kartal olduğun zaman o zaman çok zengin seçeneklerin oluyor. Olaylara karşı tutumun farklı oluyor. Algın farklı oluyor. Bakış için güzel oluyor. Duyguları hızlı değiştirebiliyorsun hayatında. Mesela öfkelendiğin zaman hızlı bir şekilde sakinleşebiliyorsun. Veya üzüldüğün zaman duygularını hızı değiştirebiliyorsun arkadaşlar. Bu ara zoom'dan çıkarsanız girmesi biraz zor, beklersiniz değerli arkadaşlar. Çıkmamaya çalışın. İnternetiniz ona göre olsun. Burayı anlatabildiysem şu işareti yaparsınız. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu zamana kadar herkes kaygılar yaşadı, değil mi? Kaygılar, endişeler, üzüntüler, korkular, hayal kırıklıkları, başarısızlıklar, acılar, bütün negatif ve sizi rahatsız eden duygular o güne kadar veya bugüne kadar öğrendiğiniz aslında tepkilerin sonucu oluşmuştur. Anlatabiliyor muyum? Yani yaşadığınız başarısızlığa karşı tepkiniz neyse ona göre bir şey öğrendiniz. Acı yaşadınız. Verdiğiniz tepki neyse o ona göre travma oluyor. Sizin verdiğiniz tepkiler. Ama insanoğlu farkındalığını arttırarak hayatının neden böyle olduğunu hızlı bir şekilde anlamasına biz ne yapıyoruz? Yardımcı oluyoruz. Mesela şu anki durumunda bir sıkıntı var. Örneğin elinde bir türlü bir bereket olmuyor. Bereketsizlik var hayatında. Neye dokunursan sanki bir sihirli değnek gibi bir bereketsizlik var. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. Bunun neden böyle olduğunu fark ettiğin zaman hızlı çözersin. Biz bu konuda örneğin kişisel gelişim ile yardımcı oluyoruz. Veya senin şu anda yaşadığın acı, sıkıntı veya başarısızlıklar veya seni rahatsız eden duygular, tamam mı? Bunların asıl sebebi nedir? Bunu sizinle ilk görüşmede fark ettiğimizde veya siz fark ettiğinizde ne yapıyorsunuz hemen? Ha diyorsun, demek ki kaynağı bu. Burada şu duvarda bir ıslak olduğunu düşünün. Devamlı su geliyor. Ne yaparsın? Bu suyun nereden geldiğini, kaynağını araştırırsın, değil mi? Çıkarsın çatıya. Orada kırılmış, çatlamış bir kiremit vardır. O kiremidi bulursun. Yani su oradan geliyor yağmur yağınca. O kiremidi değiştirdikten sonra bir daha burası ıslanmaz. Fakat şu anda bize ne öğretildi? Genellikle nasıl bir çözüm var? Genellikle ıslaklık olduğu zaman üzerine boya, yani pembe gözlük taktırıyorlar, değil mi? İlaç yürüyorlar. Bakış açını ilaçla değiştirmeye çalışıyorlar veya pembe gözlük vererek oradaki ıslaklığı görme, moralini bozmamak için oraya baktığında senin moralin bozulmasın diye sana bir çeşit böyle kolay yöntem veriyorlar. Fakat sen o gözlükleri çıkarttığında veya senin ilacın bittiğinde problemi çözmediğin için burası tamamen şu oda ıslanmış oluyor. Niye? Çözmediğin için. Bunu anlatabildim mi değerli arkadaşlar? Yani olayın şu anda yaşadığının kaynağına gitmen gerek. Tamam? Bunu neyle yapabilirsin? Farkındalık oluşmasını neyle yaparsın? Kendini geliştirerek, kişisel gelişim yaparak, şahsiyet gelişimi yaparak. Örneğin bizdeki programlar o şekilde. Burayı anlatabildim mi? Devam edeceğim. Bundan dolayı, yani kaynağını bulmaktan dolayı, yani seni engelleyen asıl problemi bulmak için kendini geliştirmek. Evet. Bana genellikle soruyorlar, hocam neden kendini geliştirmem lazım? Neden şahsiyet gelişimi yapayım? neden hayatımda kişilik gelişim yapayım diye çok soruyorlar. O yüzden ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Veya diyorlar ki hocam nereden başlayayım? Hayatımızda neler değiştirebiliriz? Nereden başlayalım? Hani böyle bir ipin ucunu bulsam o ipi çekerim değil mi? Ve onun arkasından giderim diye soruyorlar. Ben de onlara ne yapıyorum? Böyle bu şekilde size anlatır gibi anlatıyorum arkadaşlar. Size nasıl anlatıyorsam bana soru soran arkadaşlara da o şekilde anlatıyorum. Şimdi size de o şekilde anlatacağım. Bir kere benim kitlem belli. Dindar insanlar benim programlarıma katılıyor. İnançlı insanlar katılıyor. Bir kere İslamiyet'te kendini geliştirmek çok önemli. Çünkü ilk emir oku. Yani okuman gerekiyor. Kendini geliştirmen lazım. Yani ikinci bir alternatifin yok. Neden hani sorusuna bu şekilde ilk bu şekilde cevap verebilirsin? Çünkü Hazreti Allah emir veriyor. Bunun gibi birçok hadis-i şerif var. Mesela iki günü bir olan ziyandadır buyuruyor. Kaybedenlerdendir. Dolayısıyla iki günün eşit olmamalı. Sürekli kendini geliştirmek zorundasın. Ve bununla beraber ömrünü israf etmemek için, ömrünü zayi etmemek için bir hadis-i şerif daha var. Kişilik gelişimi aslında insanın kendini tanıması. Ne buyuruyor Resulullah? Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani sen kendini tavuk olarak tanıdın. Sana hep tavuk dediler. 18 yaşına kadar sen tavuksun dediler. Sen kendini tavuk zannediyorsun. Tavuk olarak yaşarsan ot gelir, saman gidersin. Yani ömrünü zayi ettin. Tamam. Aslında uçma imkanı vardı, uçmadın. Aslında balık yeme imkanı vardı, yemedin. Tavşan yakalayıp yiyebilirdin, yemedin. Süründün. Sadece ne yedin? Arpa, buğday, solucan yedin. Bazen yanlışlıkla pislikler yedin. Peki, sen kartalsın ama ömründe zayi etmek istemiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Özüne döneceksin. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Çünkü 18 yaşına kadar sana 144.000 kelimeyle yapamazsın dediler değil mi? Yapamazsın. Sen başarısızsın. Şu çok zor. Matematik zor. Türkçe, edebiyat çok zor. Sürekli beynini programladılar. Ve sen kendini tavuk zannettin. Ama üzüne döndüğünde ömrünü zayi etmemeye başladığında artık uçarsın. Kanatlarının altında rahmet rüzgarı olur. Arzu ettiğin yerlere hızlı uçarsın ve ömründe kartallar gibi uzun olur. Bir kere bu şekilde cevap veriyor. Neden kendimizi geliştirelim diyenlere. Bununla beraber insanların genellikle başarısızlıkla ilgili tecrübeleri, deneyimleri var. Bunlar varsa kişisel gelişim yaparak yani bakış açısını değiştirerek o negatif tecrübelerini değiştirerek başarılı bir insan haline gelebilir. Yani o olumsuzlukları, yaşadığı o deneyim, sıkıntıları, bakış açısını değiştirerek ne yapabilir? Güzel kullanabilir. Başarılı bir insan haline gelebilir. Fırsatı çevirebilir. Bununla beraber örneğin korkusu çok varsa, insanların genellikle korkuları var değil mi? Önüne fırsat geliyor. O fırsata ben sürekli size anlatıyorum. Bakın beni uzun süreden beri takip eden arkadaşlarımız var aramızda. Ben onları biliyorum aşağı yukarı. Yıllardan beri takip ediyorlar. Bir kısmınız ama hepsi değil. Çünkü bir kısmınız benim programlarıma cesaret ettiler. Yani korkularını yendiler. O badireyi atlattılar yani yaşadılar. Benim web programa katıldılar ve çok iyi yerlere geldiler. Çok başarılı. Ama yıllardan beri önüne bir fırsat gelmiş. Önüne böyle altın tepsiyle bir şeyler gelmiş. Korkusundan dolayı ne yaptı genellikle insanlar? Korkulardan dolayı fırsatı değerlendirmedi. Dolayısıyla panik atak gibi korkular, kaygılar, fobiler veya klostrofobiler, tamam, bunlar varsa yine tekniklerle, kişisel gelişim teknikleriyle kendi kendine bu fobilerden insan ne yapar? 45 dakika, en fazla 45 dakikada kurtulabilir değerli arkadaşlar. Başka uçağa, arabaya veya otobüse binmekten kişi korkuyorsa, o zaman yine bu teknikler ile korkunun üstesinden gelip bu taşıtlara binerek seyahat edebilen bir kişi haline gelebilir, değil mi? Yani ne yapması gerekiyor sadece? O teknikler şurada kafasındaki bakış açısını değiştirdiği zaman, o zaman insan o korkulardan kurtulup, uçak korkusundan kurtulup ne yapabilir? Allah'ın izniyle seyahat edebilir. Burayı anlatabildim mi değerli arkadaşlar? Anlatabildiysem bu şekilde. Evet. Devam edeyim. Gayretli olanlar belli oluyor. Böyle gayretli olanlar belli oluyor. Çok güzel. Hemen onlar hızlı cevap veriyorlar. Çok güzel. Sizi takdir ediyorum. Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Peki hayatında başka neler değişiyor? Örneğin bakın, bizim programlarımıza katılıp kişiler, örneğin alerjileri vardı, sedef hastalıkları vardı, egzamaları vardı. Yine orada öğrendikleri teknikler ile kişiler ne yaptılar? Bu hastalıklardan kurtuldular. Siz de kurtulabilir misiniz? Tabii kurtulabilirsiniz. Sadece beyninizi programlama yöntemi ile mesela birçok teknik anlatıyoruz. Kişisel gelişim tekniği. Beyninde bir ışık yakıyorsun böyle, bir şey yapıyorsun, değiştiriyorsun. Tık diye sedeften kurtulan kişiler var. Kişiler bu teknikleri uygulayarak hayatını kolaylaştırabilir. Tamam? Hiç unutmuyorum. Alerji, elma alerjisi olan bir programımıza katılan birisi vardı. Ben dedim tedavi yapmıyorum. Sana tekniği öğreteceğim. Sana bu tekniği öğrettikten sonra sen bunu uygula. 3 dakika veya 4 dakika sürer dedim. Uygula, bu elmayı yersin. Ama hocam dedi, beni hastaneye kaldırıyor. Elmaya karşı çok ağır alerjim. Dedim ben sana öğreteceğim. Sen uygulayacaksın, ben tedavi yapmıyorum. Sana psikoloji öğretiyorum. Sen yapar mısın? Yaparım dedi. Gayreti gördüm, inancını gördüm, tekniği öğrettim. Elmayı yedim. Hiçbir şey de olmadı. Sonra hayatımda dedi, uzun süredir beri hiç elma yememiştim. İşte 30 senedir beri elma yememiştim. Ve öndeki bütün elmaları yedi. 7-8 tane elma yedi. Seminer yapmıştık o zaman. Şimdi devam edelim. Tabii bu yöntemleri öğrendiğiniz kişisel gelişim teknikleri tabii çevrenize uygulayacaksınız. Başka kime uygulayacaksınız? Yani kendinize, çocuklarınıza, eşinize uygulayabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Başka fobiler mesela. Fobi. Örümcek fobisi. Hiç unutmuyorum. Örümceği görüp bayılanları, yani hocam dedi bir tanesi, bir beyefendi, benim eşim dedi örümceği gördüğü zaman bayılır. Ya olmaz. Gerçekten bayılmaz dedim ya. Hocam bayılıyor dedi ya. Tamam getir bakayım dedim. iPad. Büyük bu telefonların büyükleri var biliyorsun. iPad. iPad'den örümcek yazdım. Resim çıktı. Örümcek resmi. Gösterdim. Gerçekten bayıldı. Sonra kolonyayla uyandırdık. Bu ara ben de kolonya kullanıyorum. Uyandırdık. Uyguladığımız teknik, eşine öğrettiğim teknik ile hanımefendi 45 dakikada örümcek korkusuna kurtuldu ve bizim burada komşu pet, hani pet dükkanı var ya, hayvan pazarı diyorlar değil mi? Orada örümcek satan hani yılan, örümcek satan bir dükkanla, büyük mağaza, Metro gibi, oraya gidiyorlar ve adama zorla örümcek aldırmak istedi. Hanımefendi örümcekten bir saat önce bayılan kişi bir saat sonra örümcek satın aldırmak istedi ve adam ne olur hocam beni kurtar, ben örümcekten korktum, dedim vallahi ben de korkuyorum. Ondan sonra ona yine telefonu ver dedim, ben bir iki cümle söyleyeyim ve kadın o zaman vazgeçti. Şimdi dolayısıyla değerli arkadaşlar, kişisel gelişim teknikleri ile fobiden de kurtulursunuz. Ondan sonra korku, kaygı, tamam mı? Bunlardan kurtulursunuz. Bu ara yorumlar yazıyorsunuz. Evet, yine kedi fobisinden kurtulan arkadaşlarımız da yazmışlar. Evet. Devam edeyim. Yani şimdi kimisi alerjisi var, kimisi kediye karşı korkular var. Bunlardan kurtulursunuz değerli arkadaşlar. Teknikleri öğrenirsiniz tabii. Öğrenmeden olmuyor. Siz yapacaksınız, siz öğreneceksiniz. Kişisel gelişim teknikleriyle oluyor değerli arkadaşlar. Ben şimdi anlatayım. Örneğin terk edilme korkusu çok oluyor insanlarda. Yine bu teknikler, hani yetersizlik korkusu, yetersizlik sendromu, terk edilme, ondan sonra işe yaramama duygularından insan ne yapabilir? Kurtulabilir. Teknikler uygularsa tabii. Bu mesela bizim anlattığımız teknikler 2 ay, 3 ay, 6 ay böyle kişiye göre değişiyor. Psikolojik yöntem ve taktikleri kişi öğrenirse fobilerden çok rahatlıkla veya korkulardan, terk edilme korkusundan rahatlıkla kurtulabilir. Veya bazı insanlar çok mutsuz ve karamsar bakıyor hayata böyle. Bu kişiler de bu yöntemler ile ne yaparlar? Kolayca mutlu olurlar ve iyimser olabilirler. Evet. Devam edeyim. Satış elemanı iseniz, eğer satış yapıyorsanız, ticaret yapıyorsanız ve satışlarınızın durumu da kötü ise ne yaparsınız? Bu teknikler ile karşıdaki kişiyi çok hızlı anlarsınız. İhtiyacı neyse onu bulur ve satışınızı da güzel yapabilirsiniz. Tabii ihtiyacını anlayarak. Örneğin istenmeyen maddeye veya bir insana karşı insanın bağımlılığı oluyor değil mi? Bağımlılık diyorlar buna. Yine bu tekniklerle insan bu bağımlılıklardan kolayca kurtulabiliyor. Mesela çocuklarda anne bağımlılığı çok oluyor. Madde bağımlılığı da bu şekilde. İnsanlar bu yöntemleri, kişisel gelişim yöntemlerini kullanarak ne yapabilir? Bağımlılıklardan kurtulabilir. Şimdi hatırlamak istemediğiniz insanlar da olabilir. Size zarar vermiştir. Yine bakış açınızı değiştirerek, kafanızdaki o kişiye bakış açınızı değiştirerek, görüntüyü değiştirerek hatırlamak istemediğiniz kişileri rahatlıkla unutabilirsiniz değerli arkadaşlar. Devam edelim. İnsanın geçmişinde olumsuzluklar oluyor değil mi? Travmalar oluyor. Sürekli o olayları kişi anlatıyor, hatırlıyor. Travmalar, olumsuz durumlar. Ne yapabilir? Kişi bu istenmeyen, hatırlamak istemediği olayları, geçmişte yaşadığı olumsuzlukları, etkilendiği olumsuzluklarından ne yapabilir? Bunları yok edebilir beyninde değerli arkadaşlar. Bunları yaşamak zorunda değil kişi. Ama insanlar genellikle alışıyorlar. Sıkıntılara alışık hocam. Ne yapayım? Hep diyor beni olumsuzluklar beni buluyor diyor. Sen hayatında mıknatıs gibi çekiyorsun. Kendinde bir değişiklik yapmadığın için hocam bütün olumsuzluklar beni buluyor. Bütün olumsuz insanlar beni buluyor. Çünkü sen hayatında bir şeyler değiştirmedin de ondan dolayı. Sen hayatında değişim yapman lazım. Kendini geliştirmen lazım. Artık kurbağalıktan çıkıp, tamam mı? Süpermen olman gerekiyor. Kartal gibi uçmak için artık vakti geldi. Anlatabiliyor muyum? Bak pelerini var. Uçmaya hazır. Süpermen gibi. Ama hocam ben çok iyiyim. Sizin videoları izliyorum. Böyle kendimi süper kartal gibi hissediyorum. Hatta ismimi de değiştirdim. Kartal yazıyor. Benim profilimde çok iyi hissediyorum. Süpermen gibi hissediyorum hocam. Sizi dinlerken çok mutluyum. Ama ne oluyorsa sizin program bittikten sonra benim enerjim bitiyor. Ondan sonra birkaç kişi gördükten sonra yine eski halime geliyorum. Tam karar vermiştim. Sizin programınıza katılacaktım veya kişisel gelişim yapacaktım. Yine eski halime döndüm. Hocam baksana halime. Hatırlıyor musunuz? Böyle günler oldu mu sizde de? Var mı? Ne dersiniz? Bir yazın. Bu durum sizde de oluyor mu? Bunlar size verilen bu yöntemler, anlattığım yöntemler, teknikler hayatınız boyunca kullanacağınız teknikler. Yani bu sizin elinizde. 45 dakikada çözersiniz. Bir saatte çözersiniz. 10 dakikada çözersiniz. Mesela bizim programımıza katılan bir hanımefendi bir teknik, şimdi burada ismini söylemek istemiyorum. Çünkü insanlar hemen giriyor internette bulduğunu zannediyor. Ondan sonra oradan o tekniği uygulamaya çalışıyor. O değil arkadaşlar. Kıyaslamaya çalışıyor. Benim anlatmak istediklerim. Ya hocam siz anlatıyorsunuz, psikolojik yöntemi anlatıyorsunuz ama orada da anlatıyorlar. Ya kıyaslamayın lütfen. Böyle bir şey yok yani. Hiçbir zaman bizdeki yöntemleri bir yerde, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceksiniz. Sadece benim programlarıma katılan danışmanların varsa eğer, danışmanlık yapanlar varsa, onlar genellikle iş adamlarına yapıyorlar. İş insanlarına yapıyorlar. O yüzden öyle bir kıyaslayabileceğiniz bir teknik yok. Dolayısıyla mesela bir tekniği uygulayarak hanımefendi bir aydan beri yürüyemiyordu. Ağrıları vardı. Ağrılarından hızlı bir şekilde kurtuldu ve her gün 2-3 saat yürüdüğünü söylüyor nefes olarak. Ve bununla beraber çikolata yediğinde kilo aldığını ve çikolatadan artık kurtulduğunu bu yöntemleri uygulayarak ve gece hocam uyuyamıyordum diyor aynı kişi. Sadece bir teknik uyguluyor. Bakın sadece bir teknik. Ve o teknikle rahatça mışıl mışıl uyuyorum diyor. Devam edeyim. Başka neler değişiyor hayatımızda? Olumsuz dil kalıpları mesela. İnsanda genellikle olumsuz. Bakıyorum şimdi sizin yazılarınızı okuyorum. Benim programlarıma katılan insanların yazıları daha farklı. Yani dil kalıpları değişiyor. Çünkü 3 ayda birçok şey öğreniyor. Ve dil kalıbını değiştirdiği için hayatı değişiyor tabii. Ama bazı arkadaşlar hocam değişmiyor, değişmiyor. Değişmez çünkü senin dil kalıbında bir arıza var. Olumsuz dil kalıplarını değiştirmeden senin hayatın değişmeyecek. Çünkü bunu kim tasdikliyor? Hani bunu kim tasdikliyor? En güzel kim tasdikliyor? Bizim peygamberimiz tasdikliyor. Ne buyuruyor? Bela insanın diline bağlıdır buyuruyor. Yani bela insanın diline bağlıdır. Bunun daha açıklaması var mı? Bilmiyorum ki. Daha bunun açıklaması gerekmiyor herhalde. Yani 6 yaşında bir çocuk da anlar. Bela insanın diline bağlıdır. O yüzden sen dil kalıplarını değiştirmediğin müddetçe belayı ne yapacaksın? Hep çekeceksin. Olumsuzlukları hep kendine çekeceksin. Bereketsizliği hep kendine çekeceksin. Tamam mı? Sadece dil kalıplarını değiştirmediğin için hayatını ne yapacaksın? Zehir edeceksin. Zaten Kendini geliştirmeye başladığın zaman, şahsiyet gelişimi yaptığın zaman dil kalıplarını da değiştirmiş olursun. Dil kalıplarını değiştirince de zaten hayatın değişiyor. Çünkü duaların değişiyor. Daha önce duaları yapıyor. Hocam ben çok yapıyorum. Yani duaları yapıyorum. Yapıyorum ama yanlış cümleler kullanıyordum. Tersine yapıyordum. Ne söylüyorsan tersi oluyordu. Çünkü dil kalıplarını kullanmayı bilmiyorsun. Belayı çekiyorsun üzerine. Bela diline bağlıdır. Bunu yazabilirsiniz kocaman. Bela insanın diline bağlıdır. Hadis-i şerif. Ve bununla beraber mesela başka hangi hadis-i şerif var? Ya hayır konuş ya sus. Çünkü sen laf olsun torba da olsun diye bir cümle kullanırsın. Beynini programlarsın. Hayatını programlarsın. Veya çocuğunun hayatını değiştirirsin. Belki kartal olan senin çocuğun birden tavuk gibi davranmaya başlar. Çünkü o senin elinde. Ağzından çıkan, çünkü her söylediğin duaya dönüşüyor. Ya hayır konuş ya sus. Anlatabildim mi? Bakın 6 yaşında çocuğu anlatır gibi anlatmaya çalışın siz de. Eğer 6 yaşında çocuğu anlatabiliyorsanız konuyu anlamışsınız demektir. Öyle bir kural var. Ben de çok yalın kullanmaya çalışıyorum kelimeleri. Çok böyle herkesin anlayabileceği dilde kullanıyorum. O yüzden tekrar soracağım. Anlatabildim mi? Ne dersiniz? Ne dersiniz? Çok güzel. Evet. Ya hayır konuş ya sus. Devam edelim. Örneğin kilonuz fazla, tamam mı? Kilonuz fazla. Çok diyetisyenlere gittiniz. Oraya gittiniz, buraya gittiniz. Her yolu denediniz. Ama bir türlü kilo veremiyorsunuz. Yine burada kişisel gelişim yöntemiyle, şahsiyet gelişimiyle, kendini tanımayla sana kilo aldıran şeyleri buluyorsun, olumsuz dil kalıpları veya bilinçaltındaki travmaları, onları değiştirdikten sonra çok hızlı bir şekilde kilo verebiliyorsun. Sadece mesela para yoluyla, ekonomik yöntem var bizde mesela, ekonomiyle, para yoluyla kilo verme yöntemi var. Tamam, para sizde kalıyor yine. Ama o yöntemle biz eğitimde veriyoruz. 3 aylık programda anlatıyoruz. Anlatmış hani bizim uzun süreden beri sürüyor. Bazı arkadaşlarımız onların eskilerini de izleyebiliyorlar programların. Orada anlatıyorum. Yani parayla nasıl kilo verilir? Çok basit yöntemler. 12 haftada 12 kilo verebiliyor kişiler. Yine bu tekniklerle, yani kişisel gelişim teknikleriyle kişi kilo verebiliyor. Devam edelim. Hastalıktan sonra mesela şu anda aktüel bir durum var değil mi? Onu yazmak istemiyorum, söylemek de istemiyorum. Bu yöntemler kişi hastalıktan sonra daha hızlı iyileşiyor. Şimdi o zaman aktüel durumdaki hastalığı biliyorsunuz değil mi? Herkes yaşayacak, genellikle bağışıklık sistemi için yaşıyor. Benim acizane annem ve babam bundan 1,5 ay önce oldular. 75 yaşında babam, annem de 70 yaşında. Ben bu yöntemi onlara uyguladıktan sonra 2 hafta karantinaya girdiler. Hasta olduğunu hiç söylemedim bile. Babamla annem bahçede çalıştılar. Bizim büyük bir bahçemiz var. 1500 metrekare. Hiç söylemedim bile. Orada atlattılar. Anlatabiliyor muyum? Bu yöntemler ile hızlı iyileşebiliyor insanlar. Tabii söylemedim diyorum ama başka yöntemler de uyguladım. Ondan sonra o virüsten hızlı şekilde kurtuldular. Şimdi hızlı hastalıklar biliyorsunuz normal oluyor insanlar ama hızlı iyileşmek için de kişisel gelişim teknikleri uygulamak gerekiyor. Bununla beraber sizin işinize yaramayan bütün inançlarınız, işte ben yapamam, bende olmuyor, elimde para tutamıyorum, ne yersem kilo alıyorum, su içsem kilo alıyorum gibi işe yaramayan bütün inançlarınızı yine kişisel gelişimle beyninizdeki programları değiştirerek ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Bununla beraber kalabalık önünde konuşamıyorsanız, heyecanlanıyorsanız, kalabalığın içerisine girdiğinizde kendinizi kötü hissediyorsanız yine kişisel gelişim yaparak kurtulabilirsiniz. Yani rahat konuşabilirsiniz. Birçok iş adamı benim programlarıma katıldı ve binlerce kişinin rahatlıkla konuşabiliyorlar. Bir özgüven geliyor. Bir tanesini hiç unutmuyorum, eli kolu titriyordu kalabalıkta. Yani iki kişi olduğu zaman heyecanlanıyordu, eli kolu titriyordu. Bir beyefendi ve şu anda çok büyük bir iş insanı. Sürekli bakanlarla, dünyada büyük bakanlarla bir araya geliyor ve onlara savunma ile alakalı, savunma sanatı kendisi çok güzel onlarla ticaret yapıyor değerli arkadaşlar. O yüzden o sizin elinizde. Siz de o şekilde olabilirsiniz. Sizi engelleyen, hocam ben de olmaz, ben yapamam. Şu anda ben konuşurken bile içinizdeki ses size yorum yapıyor. Yok yok, sen başkasın. Sen yapamazsın diye içinde sürekli mızmızlık yapan, sana negatif cümleler söyleyen, sen tavuksun, onlar kartal ama sen tavuksun ve tavuk gibi kalacaksın diye bir ses var. Tamam mı? Bu sesten kurtulmak için de ne yapman gerekiyor? Çok acil hareket etmen lazım. Belki de yıllardan beri benim programıma katılamamamın sebebi bu olabilir. Seni frenleyen bu olabilir. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Olabilir mi? İçindeki sesi yenememiş olabilirsin. Devam edeyim değil mi? Allah razı olsun. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Beni mutlu ediyorsunuz. Ama bazıları içindeki sese rağmen katıldılar programlarıma. İçindeki sesi değiştirdiler onlar. Çünkü bize o yöntemi öğretiyoruz. Bunu sürekli sen tavuksun, tavuksun, tavuksun diyeni ne yaptılar? Ördeğe çevirdiler. Onun da pili bitmiş herhalde. Heh. Anlatabiliyor muyum? Sen de içindeki vesveseyi ördeğe çevirebilirsin. Ama yöntemini öğrenirsen oluyor. Yöntemini öğrendikten sonra gerçekten bir şey yapamıyorsun. Açık söyleyeyim. Her türlü ilaç verecekler sana. Toz pembe görmek için, bakış açısını değiştirmek için ilaçlar, uyuşturucu bilmem neler. Sen yine de bu gözlüğün etkisi kaybolacak. Bir bakmışsın ilaçtan dolayı kilo almışsın, böbreklerinde rahatsızlık var, kalp sıkıntısı var, kalbin atıyor çok hızlı bir şekilde. Ondan sonra heyecanlanıyorsun. İlaç bittikten sonra da sesi daha çok duyuyorsun. Evet. Devam ediyorum. Şimdi depresyon, insanın depresyon hastalığı var örneğin. Ve ilaçlarla çözüme ulaşamadı. Ulaşamaz zaten. Mümkün değil. Ne yapması gerekiyor? Kişi bu teknikleri öğrenerek depresyondan çok rahatlıkla bakış açısını değiştirdiği için eskiden depresyondayken hep aynalı gözlük takar kişi, eski hatırlar. Hocam işte şöyleydi, bana haksızlık yaptılar, beni ezdiler, ben küçük Emrah'ım, küçük Emrah'ın ikiz kardeşiyim. Orhan Baba sağ olsun, batsın bu dünya, bir teselli ver. Mağduriyet, kurban zihniyetinden kurtulur kişi teknikleri öğrenerek ve depresyonlarla kurtulmuş olur. Hocam ne bileyim, derdimi anlatmam lazım, elimden tut. Kimse yok şu hayatta beni anlayan. Ben bunları kaç bin kere duydum. 22 bin olabilir. O yüzden yöntemler anlatacağım size. Siz bu teknikleri öğrenerek senin eşin olabilir, çocuğun olabilir. Bunların problemleri, depresyonu vardır veya senin annen 70 yaşındadır, depresyonu vardır. Yardımcı olabilirsin. Tekniği uygularsan bakış açısını değiştirir, tık diye çözebilirsin. Bak bu kadar yakın. Değil mi? Anlatabiliyor muyum? Anlatabildim mi? Eşleri ne yapalım hocam? Çok güzel bir soru sormuş. Ördeği çevirmek için bol bol ördek ördek pişirip yedirmek lazım. O zaman ördeğe dönüşür. İnsan ne yerse ona benzer. Selamünaleyküm hocam. Şeytan bir türlü bırakmıyor beni. Her zaman sizin videoları izlemek istediğimde beni farklı işlerle meşgul ediyor. Aynen öyle. Ve sizin kaynakları değerlendirmek istediğimde çok sinirli oluyorum ve etrafındaki insanlara bağırıyorum. Niye? Çünkü senin bilinçaltında değişim isteği yok. Tamam mı? Yani bilinç altında veya içindeki vesvese senin değişmeni istemiyor. O zaman ne yapacaksın? Daha çok mücadele edeceksin. Sorarım sana diyeceksin ve güçlü bir şekilde kendini geliştirmek için adım atacaksın. Toparlayacaksın yani. Kendini kurbağalıktan çıkıp Süpermen olacaksın. İnşallah. Tamam? Süpermen. Kartal gibi uçmak gerekiyor. Artık vakti geldi değerli arkadaşlar. Önümüzdeki günler ne olacağını bilmiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Altının fiyatı 5 katı arttı. Euro. Niye? Çünkü 2008'de 200 senede basılan paranın 4 katını bastılar da o yüzden. Yani ekonominin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden kişisel gelişim yapmak gerekiyor. Yapmazsan kaybedersin. Konuyu toparlayayım yoksa başka yere gidecek. Devam edeyim. Bu ara sizin yorumlarınızı okuyorum. Evet. Aramızda Mahmut Kartal. Aynen öyle diyor. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından da lezzet alır. Güzel söyler çünkü. Şimdi devam edelim. Çocuğunuzda, eşinizde veya sizde kekeme problemi olabilir değil mi? Kekemenin bir kaynağı var geçmişte, travma. Ne yaparsınız? Bu yöntemleri kullanarak kısa sürede rahat konuşabilir kişi. Özgüvene gelir ve rahatlıkla konuşabilir. Bu şekilde problemleri çözenleri de biliyorum ben. Yani bu yöntemleri uygulayarak, beynini programlayarak, beynindeki travmaları silerek, kişi beynindeki değişiklikleri yaparak çocuğundaki kekemeden ne yaptı? Çocuğun kekemesinden kurtulmasına yardımcı oldu. Herkes yapabilir. Yöntemini bilirse ama. Örneğin ailenizde iletişim probleminiz var. Tamam mı? Eşinizle anlaşamıyorsunuz veya çocukla. Evde huzursuzsunuz. Sağ solu belli değil eşinizin. Sürekli testosteron hormonu böyle çok güçlü geliyor. Elinde kılıç sanki kesip doğuruyor herkese. Tamam mı? Öyle düşünün. Kavgacı bir tip. Yine kişisel gelişim yöntemiyle onu ne yaparsınız? Bu şekilde geldi ya. Pamuk gibi adama çevirirsiniz. Veya hanımefendi öyleyse hanımefendiye çevirirsiniz. Pamuk gibi olur. Ondan sonra seni alır böyle. Yani daha uçak bulayım dedim ama yok. Seni alır, sana sarılır ve uçarsın Süpermen gibi. Ama tabii gökyüzünde, yıldızlarda uçarsınız. Güzelce. Yani huzurlu olmak için yöntemleri uygulamanız gerekiyor. Devam edeyim. Ergen çocuğunuzla iletişim kuramıyorsunuz. Olabilir. Çünkü çocuklarda empati yoksunluğu sendromu oluyor. Empati yapamıyorlar ergenlik çağındaki çocuklar. Şu ön lob çalışmıyor. Tam ne yaparsınız yine? Bu yöntemle kişisel gelişim yöntemleriyle ona hitap edebilir. Onun beynini programlayabilir. Onunla daha iletişim kurabilir. Huzurlu bir çocuk haline getirebilirsiniz. Onunla daha iyi anlaşırsınız. İletişimini güçlendirebilirsiniz onlarla, çocuklarınızla. Örneğin hayalleriniz var. Bakın o çok önemli. Hayalleriniz var. Uzun sürede bir gayret gösteriyorsunuz ama bir türlü gerçekleşmiyor. Ama yöntemini bilmiyorsunuz. Bizde mesela bir yöntem var. 7 saniyeden başlıyor. 7 saniyelik yöntem var. 14 saniyelik yöntem var. Bir de şu anda ilk defa duyacaklar bazı arkadaşlar 68 saniyelik yöntemler var. Bu ara benim programlarıma katılan arkadaşlar Perşembe günü canlı yayın yapıyoruz ya, o zaman bana sorabilirsiniz. Ben size 68'lik yöntemini güzelce anlatırım. Bu yöntemlerle hayal ettiğinize ulaşmamak için uzaylı olmanız lazım herhalde. Marslı. Mutlaka hayallerinize ulaşırsınız. Bu yöntemlerle, yani güçlerinizi, hayallerinizi realiteye dönüşmesine ne yaparsınız? Dönüşmüyorsa, uzun zaman alıyorsa bu yöntemlerle de hayallerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam? Değmez mi? Değmez mi? Hiç unutmuyorum. Yani çok kişi var da hangisini söyleyeyim? Bir tanesi işte şu anda hep onu anlatıyorum. En büyük hedefi mutfaktan oturma odasındaki koltuğa gitmek kişinin. O kadar. Bundan 4 sene önce, 2016'nın son Kasım aylarındaydı. Evet, 4 sene önce. Bu adamı emekli yapmışlardı. O kadar zekiydi ki bunu deli diyorlardı. Deli diyorlardı resmen, emekli yapmışlardı. Bu arkadaş şu anda TRT'de yayınlanacak bir film çevirdi. İleride söylemeyeceğim ismini. Çok güzel bir film. Osmanlı filmi. Film çevirdi. Bütün Türkiye'deki TRT'de çıkan kamu filmlerini bu yapıyor. Onun savunma sanayinde öyle zeki olduğu için bir şey geliştirdi. Ve savunma sanayisi var Türkiye'de, yani öyle bir fabrikası var. Dünyada birçok bakanla iletişime giriyor ve Türkiye'ye bağlı bir savunma sistemi bu. Ve bunları satıyor NATO vasıtasıyla. NATO hani ortağı olduğumuzdan dolayı çok büyük bir iş adamı ve 4 sene önce hiçbir hedef yoktu. Deli raporu vardı yani arkadaşım. Benim programlarıma katıldıktan sonra hayatı değişti, bakış açısı değişti ve elindeki deli raporunu geri verdi. Emekliydi Türkiye'den. Ve şu anda çok mutlu, huzurlu, çok başarılı bir iş insanı ve çok yardımsever bir arkadaşımız. Çünkü sıfırdan geldi bu duruma. Çok büyük bir iş insanı. Şimdi devam edeyim. Bu ara su da içelim, ağzımızda kurudu. Ne dersiniz? Devam edeyim mi? Arkadaşlar sizden cevap gelmeyince bırakacağım herhalde. Sizden ses gelmiyor ya. Bir arkadaşımız öyle diyor. İlk önce kendimizi geliştirmemiz. Anne babalar kendini geliştirmesi lazım diyor. Çünkü İbn Haldun'a sormuşlar. Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim diye. O da demiş ki çocuklarınızı yetiştirmenize gerek yok. İlk önce kendinizi geliştirin, değiştirin. Siz kendinizi geliştirdikten sonra zaten çocuklar size benzeyecek. O yüzden gayret gösterin. Hiç uğraşmayın. Çocukları değiştirmeye çalışmayın. Siz ilk önce kendinizi değiştirin diyor İbn Haldun. Evet. Bu ara sizin bayağı yorumlar geldi sizden. Evet. Hocam çok kıskanç birisiyim. Bundan dolayı evde tartışma oluyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? Bu videoyu ne zaman izlemeye başladım bilmiyorum. Baştan tekrar izle diyeceğim ama bilmiyorum, kayıt yüklemeyeceğiz. Yani aslında bunu anlatıyorum şu anda. Kişisel gelişim yaparak. Kişisel gelişim yaparak oluyor. Bu ara hocam sizin programları devamlı takip etmek istiyorum ama nereden takip edeceğimi, bu programınızı bir arkadaş bu program linkini arkadaşa attı diyor. Nasıl yapacağını soruyor. Hemen ben göstereyim. Çok basit. Herkesin anlayacağı dilden. Bakın çok basit. Giriyorsunuz YouTube'a. Görüyor musunuz ekranı? Görüyorsunuz herhalde değil mi? Bakın YouTube kanalı. Giriyorsunuz buraya, MAYİL COACHING AKADEMİE yazıyorsunuz YouTube'da. Şöyle yazalım, sıfırdan başlayalım. Çok basit. Bak, MAYİL yazdığın zaman çıkıyor zaten. Bak, MAYİL yazalım. MAYİL. Bak, hemen çıktı birinci sırada. Basıyorsun üzerine. Bak, şurada gözüküyor. Hemen buraya basıyorsun. Tamam mı? Sonra şurada... Şimdi benim YouTube kanalımda... Kendimi tanıtıyorum zaten. Arasında... Tamam mı? Kimim ben? Buradan da abone oluyorsun. Bak, bir yerde abonelik sistemi var ama burada ekranın neresinde? Bir yerde abone oluyorsun. Basıyorsun, bak, abone olduktan sonra birçok video var. 500 kaç tane video varmış? 559 tane. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, 559 tane. Yazın. Görüyorsanız evet yazın. 559 tane video varmış. Ve 43.000 abonemiz varmış. Ve hepsi yeşil, bak. İnsanlar memnun ve hızlı bir şekilde abonelik yükseliyor. Buradan 559 tane videoyu ne yaparsınız? İzlersiniz. Çok basit. Olur mu? Yaparsınız değil mi? Tamam. Başka ne var? Onu da söyleyeyim. Buraya da girersiniz beni takip etmek için. Bak, burası da Instagram. Girdin buraya. Girdin. Buradan da takibe basarsın. Bak, burada da anlatıyorum. Dün anlattım. Dün de herhalde 2 gün önce anlattım. Bak, burada canlı yayın yapmışım, anlatmışım. Bak, buradan da şey girersin. Burada da neler anlatıyorum. Bak, benim programlarıma katılmış insanlar, sonuçlar, bak burada. Görüyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz yoksa? Burayı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Feedback 1 yazıyor. Bak. Heh. Buraya basıyorsun, şuraya basıyorsun, buraya. Bak, bunlar benim programlarıma katılmış insanların hayatlarında, mutlaka izleyin. Neler değişmiş? Bak, burada yazmış da şurada yazmış. Diyor ki senelerce kavgalı sorunlu bir evliliğimiz vardı. En son kavgamın artık şimdi şöyle oldu, böyle oldu. Sonra programa katıldı, böyle değişti. Bak, kaç tane var burada? Bak, şuraya görüyor musun? Bak, kaç tane var? Şurada herhalde 2-3 tane vardır değil mi? Böyle oku güzelce. Beni bir tanımaya çalış. Tamam mı? Hayatında neler değişmiş insanların. Bak, bu adam 13 seneden beri evden dışarı çıkamıyordu. Hakikaten çok kötüydü bunun durumu. Bu adam 13 seneden beri çocuklarıyla dışarı çıkamıyor, bahçeye çıkamıyordu. 45 dakikalık bir program, yöntem öğrettik. Tak diye düzeldi. Çıktı dışarıya. Ve o çocukları hiç unutmuyorum. 4 yaşında kızı ve 9 yaşında oğlunun mutluluğu herhalde diyorum ben, düşünüyorum şu anda. Şu anda yani sadece onların gönlünü yaptığımdan dolayı herhalde diyorum yırtarız diyorum ya. Ne dersin Alaaddin Hocam? Yırtar mıyım ya? İnşallah ya, hakikaten. Ya hiç unutmam, o çocuklar nasıl mutlular, nasıl mutlular ya. Babam diyor, ben diyor, çocuk bak 13 yaşında, 13 sene olmuş, adam evden bahçeye çıkamıyor. Düşünsene o çocuk, 8 yaşındaki çocuk ne diyor biliyor musun? Hocam diyor, Allah razı olsun senden. Ben diyor hayatım boyunca babamla hiç dışarı çıkıp oynamadım diyor, sayende çıktım diyor ve eve girmiyoruz diyor. Çocuk. Hele o küçük çocuk, 4 yaşında o sabi çocuk var ya. Allah Allah. Ya nasıl bir mutluluk. Dünyada ne bileyim ya, bir insanın hayatını değiştirmek dünyanın en güzel mesleği belki de Alaaddin Bey. Şu anda Alaaddin Bey'i görüyorum da görüntüde, o yüzden. O yüzden dünyada en güzel duygu bu. Bir insanın gönlüne dokunmak, böyle hayatını değiştirebilmek. Acayip mutluluk veriyor. Bakın şurada görüyor musunuz? Ben bıraktım, kendinden dönüyor. İnsanların hayatında neler değişmiş programlara katılarak. Burada teşekkürler, Allah razı olsun. Bu birincisi, bak bir tanesi bu. Bir tanesi. Sonra ikincisi var. Buraya bakarsın, beni tanımak için neler olmuş. Tamam mı? Üçüncüsünü izlersin. Bak. Bak, çok ağırlıklar var. Bakın, nasıl? Ben kalkamıyorum. Sonra nasıl yani, oldu? Kalkmaya çalışırken bak, her tarafım ağrıyordu. Ama şimdi canavar gidelim. Görüyor musunuz? Yani kişi yüzünü görüyor musunuz? Ne hale gelmiş? Görüyor musunuz arkadaşlar? Lütfen biraz önceki resime baktınız, şimdiki resime bakın. Ne diyorsunuz? Nasıl olmuş? Bir daha. Gerçekten içim rahatladı, ruhum rahatladı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok ağırlıklar vardı. dan kalkamıyordum. Yani kalkmaya çalışırken her tarafım ağrıyordu. Ama şimdi canavar gidiyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Şurada bir şey değiştirdiğin zaman hayatın acayip hızlı değişiyor. Acayip değişiyor. Biz insanlara 3 ayda, 6 ayda veya 9 ayda bakış açılarını değiştirmeye yardımcı oluyoruz. Birden böyle değiştiriyor, hayatı değişiyor. O yüzden bu çok önemli. Şurayı değiştirmek. O yüzden anlamıyorum. Ben bazı arkadaşlar var, beni uzun süredir bile takip ediyor. Hala programıma katılamıyorsa diyorum ki nasibi yok diyorum. Hayatımda Hazreti Allah ona şifa vermedi. Vermiyor, vermemeli. Belki de şifa vermeyecek. O yüzden gelmiyor kişi. Gelemiyor. Gelemiyor. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Aranızda belki vardır o. Hocam ben 6 sene önce sizi takip etmeye başladım. Ve 6 sene bekledim hocam diyor. 6 sene süründüm diyor. Sonra sizin programınıza katıldım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ömrünü zayi... Ömür çok önemli ya. Çok değerli. Hani şu ömrü zayi etmeden. Şimdi bir düşünsene yaşın ne kadar, daha ne kadar yaşayacaksın? Geceleri sayma. Televizyonun önünde geçirdiğin zamanı sayma. Diş fırçası, dişlerini fırçalarken, yemek yaparken onları sayma. Ne kadar kalıyor ki günlük zaten? Birkaç saatin kalıyor. Şurada birkaç sene daha var. Hani niye şu dünyayı güzel, mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde değerlendirebilirsin. Değerlendirebilirsin. Niye sürünüyorsun? Niye? Bak bu adam 13 seneden beri bekledi. Niye bekledi? Ne gerek vardı? Yazık değil miydi o çocuklara? 8 yaşına gelmiş çocuk ilk defa dışarı çıkıyor. Değil mi? Anlatabildim mi? Ne dersiniz? Sizi harekete geçirebiliyor muyum? Yani bakış açınızı değiştirebiliyor muyum? Alaaddin, Allah razı olsun. İyi ki varsın ya. Evet. O yüzden beklemeyin değerli arkadaşlar. Yani ne kadar, yani şimdi kişiler hemen şeye odaklanıyor. Hocam ne öğreneceğim? Ya psikolojinin kralını öğreneceksin. Psikolojinin senin dilinden, senin değerlerinden anlatılan yöntemini öğreneceksin. Senin inanç kalıbına anlatılan yöntemleri öğreneceksin. Dünyada hiç eşi benzeri olmayan yöntemlerle 45 dakikada 13 seneden beri dışarı çıkamayan kişi nasıl çıkabildiyse o yöntemi öğreneceksin. Buradaki bakış açısını değiştirip sen de belki komşunda bir problem vardır. Onu götür, onun yanına gideceksin. Bir yöntem uygulayacaksın. O da çıkacak dışarı. Ona yardımcı olacaksın mesela. Sonra benim gibi mutlu olacaksın, gençleşeceksin. Benim 20 sene önceki resmime baksanız şok olursunuz. İhtiyar adama benziyorum. Ama şimdiki resimlerim, yani gençleştim ya. Burada mütevazilik yapmaya, mütevazi olmayayım değil mi Alaaddin kardeşim? Gerçekten öyle. Çünkü dua alıyorsun ya. İnsanlar nasıl dua ediyorlar, nasıl mutlular. Ben her gün şurada şeye gireyim, bakın. Yorum yapıyorlar bana YouTube'da. Her gün en az 200 kişi Allah razı olsun diyor. Herhalde biz oradan yırtacağız. Bilmiyorum. İnşallah. Çok, yani öyle umut ediyorum. Evet. Devam edeyim mi? Ne dersiniz? Evet. Anlatayım değil mi? İşte bugün YouTube kanalımızın 43.000 aboneliğine ulaştığımız için böyle dedim bir şey kampanya yapalım, böyle bir Hacı Baba Tekkesi hesabı anlatalım dedim. Sebil. Evet, devam edeyim. O zaman kişilik gelişim ile, şahsiyet gelişimi ile hayatında başka neler değişecek? Bir kere biraz önce ne dedim? Onu aranızda 2 kişi anladı. Herkes anlayamaz. Bir de anlatayım o yüzden. Bak şimdi tekrar. Hayallerinizi realiteye dönüşmesi uzun zaman alıyor. Tamam mı? Sen hayal kuruyorsun. Hayallerin var. Bunlar gerçeğe dönüşmesi uzun sürüyor değil mi? İşte bu yöntemler ile hayallerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Daha ne olsun? Daha bunun üstünü var mı bilmiyorum ki. 7 saniye, 14 saniye, 68 saniye yöntemleri ile yapabilirsin Emine Hanım. Daha büyük bir yöntem olabilir. Var, bir sürü yöntem var daha da. Ne dersiniz? Evet. Siz demiyor musunuz? Paylaşın. Evet, siz de paylaşın. Bu linkleri paylaşın. YouTube kanalımızı paylaşın. Biz sürekli paylaşıyoruz zaten. 560 tane video yaptık. Her hafta 4 tane video yapıyorum. Yani işi gücü bırakıyorum. Programları bırakıyorum. Size paylaş. Bu bizim ne oluyor? Çoğalıyor zaten. İlmimiz çoğalıyor. İyilik yaptıkça çoğalıyor. Çünkü Hazreti Allah vaadinden dönmüyor arkadaşlar. Siz Allah için bir verirseniz size 10 tane geliyor. Unutmayın. Siz bir verirseniz Allah için 10 tane geri geliyor. Sizin 1000 liraya ihtiyacınız var. O zaman 1000 lira, 100 lira verin, 1000 lira gelir. 10.000 lira mı ihtiyacı? O zaman 1000 lira ver, 10.000 lira gelir. 100.000 lira mı ihtiyacın var? O zaman 10.000 lira ver, 100.000 lira gelir. Çünkü Allah vaadinden dönmez. Çünkü Hazreti Allah buyuruyor ona. Ayet-i kerime, bir verene 10 veririm diyor. Biz de inançlı insanlarız. Buraya katılanlar inançlı insanlar. Dolayısıyla biz de ilmimizi 560 tane video, bunu Allah rızası için yaptım ben. Rabbim de fazlasıyla verdi. Öyle inanıyorum. Çünkü Allah vaadinden dönmez. Allah vaadinden ne söz verdiyse onu yerine getirir. Anlatabildim mi? Ne dersiniz? Bu ara sizin paylaşımlarınızda, izninizle okuyorum. Evet. Devam ediyorum. O biraz önceki konu düşler, hayaller, hayalleri gerçekleştirmek. O çok aranızda anlayanlar çoğaldı mı bilmiyorum. Biraz önce 1-2 kişiydi. Tamam, 36 kişi vardı ama orada birkaç kişi anlayabildi. Devam edeyim. Kreatiflik yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsunuz. Yine bu yöntemlerle kreatifliğinizi arttırabilirsiniz. Örneğin çocuğunuzun veya kendi özgüveninizin eksik olduğunu hissediyorsanız o zaman bu yöntemlerle özgüveninizi arttırabilirsiniz. Velhasıl arkadaşlar insana ait bütün davranışlar, duygular, korkular, kaygılar, ondan sonra alışkanlıklar, neler varsa hepsini bu yöntemlerle değiştirebilirsiniz. Tamam. Hani mesela zihinsel temizlik, bilinçaltı temizliği, hayatında travmaları temizlemek. Bu çalışmaları ne yapabilir? Kişiler burada öğrendikleri yöntemlerle çok rahatlıkla yapabilir. Dil kalıplarını değiştirebiliyor. Bunlar neyle tabii, nasıl biz bunları edindik, nasıl kazandık bu tecrübeler? Biz de çünkü hani böyle leyleklerle gelmedik veya zembille inmedi bu ilim. Anlatabiliyor muyum? Benim hayatımı izlediyseniz anlatıyorum, YouTube kanalıma girdiğinizde görürsünüz. Ben 11-12 yaşındaydım. Ortaokul okurken 1. sınıfta kaldığım yurtta revirciydim. O tarihten itibaren 11 yaşından itibaren bu zamana kadar hayatım insanların hayatını pozitif manada değiştirmekle geçti. Şu anda yaşım kaçtır? Tahmin edin. Bilenler yani okuyanlar izlemesin, beni tanıyanlar yazmasın. Tahmin edin kaç yaşındayım? 11 çıkarın, kaç senede beri bu işle uğraşıyorum. 25 yazdım. Uçacağım şimdi Fatih. Sabiha Hanım da 35 yazmış. Hakikaten ya. Böyle. Bir tanesi yaklaştı. Evet. Evet. Allah mübarek, huzurlu, bereketli hepimize ömürler versin. Ve insanlara faydalı olacak şekilde ömrümüzü güzelce tüketelim inşallah. Böyle mutlu, huzurlu bir şekilde. Benim yaşım 46. Ve kaç sene yapıyor? 35 seneden beri bu işin içindeyim. Devamlı insanların hayatını değiştirmekle, yıllardan beri edindiğim tecrübeler, aldığım akademik, Avrupa'dan aldığım akademik eğitimleri ben aynı zamanda ne yaptım? Dini çerçevede aldığım medrese eğitimleriyle harmanladım ve harmanlanan bu yöntem ile Avrupa'da yaşayan Müslümanlara, vatandaşlarımıza ne yapabiliyorum? Hızlı hitap edebiliyorum. Onların işte ellerindekilerini kaybetmeden veya onlar hayal kırıklıklarına uğramadan onları kısa süre içerisinde onlara adım adım davranışları, işte biraz önce dediğim gibi düşünceleri ve duyguları pratik, bakın pratik, pratik dediğim zaman böyle bir çadır kurarsın. Çok uzun süre çadır ama bir de bazı çadırlar var böyle fırlatırsın kendiliğinden açılır. İşte pratik ve uygulamalı bu şekilde bu böyle pratik açılan çadır gibi ve uygulamalı bir şekilde onlara nasıl değiştirebileceklerini gösteriyorum. Böyle adım adım gösteriyorum. Onların veya insanların kendini gerçekleştirmeyi ve sevdikleriyle birlikte daha huzurlu yaşamalarına ne yapıyorum aslında? Yardımcı oluyorum. Yani benim şeyim bu. Değerli arkadaşlar. Bakın yazmış zaten. O online eğitimleri veriyor İsa Bey diyor. Bizim programlarımıza evinizden çok rahatlıkla katılabiliyorsunuz. Evet, Ebru Hanım öyle demiş. Pratik bakın. Çok basit anlatıyorum. Şimdi siz bir çadır düşünün. Çadır kuran vardı değil mi? Çadır yani demirleri bilmem neler var, kitabı var. Sen bazen 6 saat sürer, çok uzun sürer. Ama bazı çadırlar var. Aynı işi görür ve bu şekilde katlanmıştır. Tamam mı? Katlanmıştır. Şu bordadır. Sen böyle bir fırlatırsın, kendinden açılır. İşte bizimkisi bu şekilde. Hani biz böyle uğraşmıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ne yapıyoruz? Dijital sistemi kullanıyoruz, son teknolojileri kullanıyoruz ve insanların hayatlarını, davranışlarını, duygularını nasıl değiştirebileceklerini öğretiyoruz. Ondan sonra orada öğrendiği teknikleriyle eşine, çocuklarına, kendisine uyguladığı zaman hayatı kolaylaşıyor. Evet, ben bu ara sizin yorumlarınızı da okuyorum değerli arkadaşlar. Bunlar işte neyle oldu? Tecrübelerimizle, deneyimlerimizi, aldığımız eğitimlerimizi harmanladık. Ondan sonra yıllardan beri kaç bin insanla iletişimdeyiz, kaç bin insanın hayatını değiştirdik. Ve onların hayatlarını değiştirince her insan bir kitaptır hesabı. Ben bu zamana kadar her insan bir kitap olduğu için 22 bin insanla en az programı yaptım. Onların hayatlarını Allah'ın izniyle tabii vesile oldum, değiştirebildim. Ve onların bir kitap olduğunu düşünün ve beynimde ona göre algoritma oluştum. Bir bilgisayar gibi bir şey. Mesela önüme birisi geldiği zaman ben hemen teste bakıyorum. Tak! 3 dakika sürüyor. 3-4 dakikada anlıyorum. Ondan sonra diyorum sen hiçbir şey anlatma. Hiçbir şey anlatma. Çünkü anlatırsan benim algoritmayı bozabilirsin, ben seni anlatacağım diyorum. Ondan sonra sayıyorum. Seni bu frenliyor, şu frenliyor, geçmişte şunu yaşadım, bundan olabilir. Onun hayata bakış açım bu. Şu andaki özgüvenim bu. Geçmişte yaşadığın travmalar bunlar. Seni frenleyenler bunlar. Şimdi seni güzelten var. Burada senin cebinde pırlanta var. Burada altın var. Burada gümüşün var. Burada 1 milyon euron var. Burada Ferrari'm var. Yani yeteneklerim var, potansiyelim var, bir çeşit. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra travmaları kenara çekip onları beyninden kişinin bakış açısıyla değiştirerek ondan sonra ne yapıyoruz? Bu zamana kadar hep bisiklet sürüyordu. Tekerleği patlak bisiklet. Bundan sonra lüks arabayı sürüyor. Eskiden tavuk çiftliğinde kalıyordu. Tamam o tavuklarla beraber. Artık nerede kalıyor? Malikanesinde kalıyor. Programlara katıldıktan sonra. Çünkü kendini tanımaya başladı. Ondan sonra ben anlatıyorum. Bunlar. Sana bir reçete vereceğim. Bunu uygula. Ondan sonra her şey Allah'ın izniyle düzelir diyoruz. Ve kim katıldıysa burada katılan arkadaşlar böyle yapsınlar. Katılanlar lütfen Onlar tasdikleyecekler. Onların hayatı değişti arkadaşlar. Şunu bekliyorum, katılanlar. Onlar şahitlerim. Tamam mı? Bak yazıyorlar, işaret veriyorlar katılan arkadaşlar. Bak kaç tane devam ediyor. Ve binlerce var arkadaşlar. Binlerce. Instagram'daki şeylerde bakarsınız. Feedback'lere bakarsınız. Artık beklemeyin diyorum ya. Ömrünüzü zayi etmeyin. Yazık, günah değil mi ya? Neler çıkacak daha karşınıza? Ne olacak o zaman? Niye ömrünüzü şey yapıyorsunuz? Bu ara teşekkürler. Bazen unutuyorum, haftada bir kesiyorum da. Bak kaç kişi bu şekilde benim programıma katıldı bu insanlar. Ve hayatları değişti tamamen. Evet arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Artık vakti geldi diyorsanız, tamam mı? Artık hocam mızmızlanmayı bıraktım artık. Ya yeter artık. Hep bu içimdeki vesveseyi dinledim. Bu beni ileri götürmedi. Nerede bizim şey küçük eleman? Hani mızmızlanan bir şey vardı ya. Çekmeceyi mi yapıyorsun? Vesvese. Tamam, bir de bunu göstereyim size. Bu vesvese. Bak kaç dilde konuşuyor. Bu vesveseden kurtulmak istiyorum. Artık vakti geldi diyorsan, bazen cebime atıyorum onu da. O zaman ne yapacaksın? Programıma katıl. Hiç katılamıyorsan Türkiye'desin. Tamam, Türkiye'de yaşayanları genellikle biz programa alamıyoruz. Niye? Çünkü Türkiye'deki insanların problemleri bazen farklı oluyor. Bizdeki gibi değil. Avrupa'da yaşanan problemleri daha farklı. O zaman YouTube kanalımı izlersin. Ücretsiz zaten. İzle. Hayatında birçok şey değişecek. Birçok şey değişecek. Tamam mı? O yüzden hani bazıları fiyat soruyor. Hocam kaç para? Nasıl olacak? Ne öğreteceğim? Ne öğreneceğim? Neler değişeceğini anlattım burada. Hayatında neler değişeceğini burada zaten anlattım. Bununla beraber ben bilmem lazım neredesin ki ben sana ona göre bir şey sunayım. Yani senin neye ihtiyacın var? Hani böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Yani bizim saat ücretimiz bu, bizim eğitimimiz bu. Öyle bir şey yok. Sen neredesin? Neye ihtiyacın var? Nereye gitmek istiyorsun ve ne kadar zamanda gitmek istiyorsun? Bunları bilmem lazım. Bunlar için biz sürekli dünyada eşi benzeri olmayan yöntemi uyguluyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki sen ilk önce benim programlarıma katılmak istiyorsan bir form var. Doldur diyoruz. Orada adım adım yazacaksın. Üşenmeden. Çünkü bazı insanlar onu bir başlıyor, bitirmiyor. Sonuna kadar getirmiyor. Tamam mı? Oradan başlıyor. Ondan sonra bir yerde üşeniyor. Yarısına geri bırakıyor. Zaten bu kişi başladığı zaman yarım bırakacak demektir. Yani gayreti yok. Bu kişi yalvarsa ben bunu zaten almam programa. Çünkü programa katılacak kişi bir kere başladığı işi bitirmesi lazım. İkincisi mızmız insan olmaması gerekiyor. Yani hani bazıları sürekli konuşur ama yapmaz. Hep anlatır, böyle palavra anlatır. Ya ben işte şöyleyim, ben böyleyim diye anlatır. Ama boş balondur yani. İçi boştur. Ben ona nasıl faydalı olabilirim? Ona kimse yardımcı olamaz ki. Ona kimse 8 milyar insan bir araya gelse yardımcı olmaz. O yüzden formunu ne yapacak? İnsan katılmak istiyorsa formu dolduracak. Ama burada samimi bir şekilde doldurması lazım. Neredesin? Nereye gitmek istiyorsun? Hedeflerin nelerdir? Benim alanıma giriyor mu? Sana ben yardımcı olabilir miyim? Ben onu anlamam lazım formu doldurduğunda. Yani bizim özelliğimiz %100 yardımcı olabilirsek programı alıyoruz. Yoksa almıyoruz ki. Formu dolduruyor kişi. Ondan sonra bize uyuyor mu? Ben bunun problemlerini çözebilir miyim? Benim kitleme uyuyor mu? Bakış açısı nasıl? Gayreti var mı? Emeğe saygı duyuyor mu? Bütçesi var mı? Yani kendine bedel ödeyebiliyor mu? Kendine yatırım yapabiliyor mu? Kendine değer veriyor mu? Bunlara bakıyoruz. O zaman uygunsa onunla bir ön görüşme yapıyoruz. O zaten ücretsiz. Ama ondan önce yapmıyoruz. Çünkü zaman kaybı. Çünkü bize uymuyorsa niye ben onunla görüşeyim ki? Zaten ama bir şey yapamayacağım. Ne faydam olacak ki o kişiye? Zaman harcamaktan başka. Hiçbir, ona da zararım olacak. Kelime de zararım olacak. O yüzden zaman değerli. Benim programıma uyuyorsa alıyorum ben. Ondan sonra bir ön görüşme yapıyorum. Ön görüşmede diyorum ki bak sen şuradasın. Buraya gitmek istiyorsun. Buraya gitmek için şunları değiştirmen lazım hayatında. Reçete veriyorum. Şunu şu şekilde değiştirirsen ondan sonra yaparsın diyorum. Eğer uygunsa o anda onu da orada hissedersen o zaman diyorum ki gel benim programıma. Ama uygun değilse devam et diyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim YouTube videolarımı izle diyorum. O yüzden ben seni anlamadan, seni tanımadan sana böyle herkese vitamin şeyi verilebilir mi ya? Ya herkese aynı ilaç verilebilir mi? Hayır. Dolayısıyla sana, senin kapasitene göre verilmesi lazım. Sana uygun olan neyse o verilmesi lazım. Herkese çekiç verilmez. Herkese al sen bu çekiçten, bu senin çekiç işe yarar. Hayır olmaz. Bazılarına tornavida vermen lazım. Bazılarına pense vermen gerekiyor. Herkesinkisi farklı. Değerli arkadaşlar. Bilmem, anlatabildim mi? Ne dersiniz? Bu gece rahat uyuyabilecek misiniz gece? Sizi uyandırabildim mi? Ne dersiniz? Memnun kaldınız mı? Bu ara eşleriniz sizi desteklemiyorsa almıyorum. Açık konuşayım. Sizin eşiniz sizi ne yapacak? Aşağı çekecek. Siz kartal gibi uçmaya çalışıyorsunuz örneğin. Ama sizin eşiniz tavuksa sizi aşağı çekecek böyle. Ben de yukarı çekmeye çalışacağım. O yüzden eşiniz aşağı çekecek, ben yukarı çekeceğim. Ben de yorulmak istemediğimden dolayı diyorum ki eşiniz ile beraber katılın programlarıma veya ben çünkü uğraşamam, seninle uğraşamam. Yani seninle böyle yukarı çekmeye çalışmam. Çalışamam çünkü vaktim yok. Bak bir sürü kişi katıldı. Burada Ebru Hanım eşiyle katıldı mesela. Sen eşini razı gelmeden o seni aşağı çekeceği için ben kusura bakma seni almıyorum diyor. Almam programı. Çünkü genellikle o zaman daha çok yoruluyorum. Yorulmak da istemiyorum. Çünkü çok kişi var programda değerli arkadaşlar. Yani ben seni yukarı çekeceğim, adam da aşağı çekecek veya hanımını aşağı çekecek. Olmaz ki. Fizik kuralına ters. O yüzden hani koltuğu alırken eşini nasıl ikna ettin? Veya işte mutfak takımını alırken veya tencere takımını, 5.000 euroluk tencere takımları satılıyor burada. Onu alırken nasıl ikna ettiysen veya gelin kafasını 750 euroya yaptırırken nasıl ikna ettiysen o zaman eşini ikna edeceksin. Onu sen ikna edeceksin. Ben ikna edemem. Evet arkadaşlar çok güzel bir program oldu. İnşallah şöyle 50.000 kişi olursak tekrar bir araya geliriz. Ama biz yine her hafta canlı yayın yapıyoruz. Emin adımlarla Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşıyoruz. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Güzel geceler diliyorum. Mübarek geceler, tatlı rüyalar. İnşallah bu gece anlattıklarım beyninizdeki kütüphaneye böyle yerleşir. Nasıl yerleşeceğini bilmiyorum ama yerleşeceği kesin. Çünkü bilinçaltınıza yerleşecek. Belki bu anlattıklarım sizin önünüze çıkacak rüyalarınızda. Ve belki de sabaha kadar çözüm üretecek beyniniz. Onu ben bilmiyorum. Nasıl olacağını da bilmiyorum. Sabah kalktığınızda sevinçli mi kalkacağınızı da bilmiyorum. Veya üzüntülü mü kalkacaksınız bilmiyorum ama kesin olan şu ki Allah'ın izniyle sizin bilinçaltınıza, rüyalarınızda yerleşecek anlatılanlar. Kütüphane gibi düşünün ve siz inşallah çözüm üreteceksiniz. Kendinizi geliştirmek için inşallah bir çözüm bulacaksınız. İnşallah. Dolayısıyla hepinize başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Allah'a emanet olun. Şimdi kapatıyorum. Hoşça kalın. Hayırlı geceler diliyorum.